Şehir konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün siyasetten arınarak Uşak'a konuşalım istiyoruz. Misafirimiz Tema Vakfı Uşak İlternisi Profesör Doktor Barış Metin Hocam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam inşallah bugün sizinle dört ana başlık üzerinde konuşalım istiyorum. Birisi bu Uşak'ın su kaynakları, yeşil yapısı iki. Üçüncüsü neydi? Uşak'ın şehir planlaması ve gelecek planlaması ve bir de sizin bir eğitim programlarınız var Tema'nın. Bu dört başlık üzerinde konuşalım istiyorum. Olur. Müsaadenizle soruna başlıyorum. Teşekkür ederim. Hocam siz kendinizi nasıl tanıtırsınız ve Tema'dan kısaca bahseder misiniz? Evet, ben Uşak doğumluyum. 1978 yılı Uşak doğumluyum. Uşak'ın Muharrem Şah köyü. Eski adı Doğancık'tı, sonra evet. Muharrem Şah oldu. Şimdi de mahalle olduk. İlkokulu köyde okudum. Ortaokulu Besim Atalay Ortaokulu'nda. Özlemle yad ederim. Liseyi de Uşak Lisesi'nde. Burada özlemle yad ederim. Maalesef her liseyinin de hatırası şu an hafızalarda kaldı. Yerinde yerler esiyor. Üniversite hayatı, akabinde doktora, akademik çalışma, yurt dışı, askerlik, tekrar Uşak. 2010 yılının Şubat ayından itibaren Uşak'a geri döndüm. Uşak bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız şehir. Burayı çok seviyoruz. Kimlik meselesine geleceğim. Uşağı sevdiğimiz için buradayız. Mecbur olduğumuz için burada değiliz. Uşağı severim. Buranın her türlü sorunuyla da yakından ilgilenirim. Bu çerçevede tarım toplumu içerisinde doğduğumuz için işte yeşile, toprağa, havaya, derelere, sulara sevgiyle büyüdük. O çerçevede de bir doğacı olarak, bazen çevreci olarak tanımlıyorlar. Ben doğanın içinde bir birey olarak, bir canlı olarak yaşamayı daha doğru bir tanım olarak gördüğüm için doğayla barışık bir insanım. Öyle tanımlayayım. Zaten veriler de bizi şöyle bir tasavvura yöneltiyor. Artık daha önce yaptığımız bazı alışkanlıklarımızı, bazı tutumlarımızı değiştirme vaktimiz geldi. Topyekin şehirlisiyle, köylüsüyle doğayla barışık bir yaşama geçmek zorundayız. Ya mecburuz zaten. Evet. Ya hocam, Uşak'ın su kaynaklarına baktığımızda, yani Uşak ne durumda? Müsaadenizle Tema'dan da bir tabii buyurun hocam, buyurun, onu evet sormuştum. Hani. Tema Vakfı'nı belki tanımayan vatandaşlarımız vardır. 1992 yılında kurucu başkanımız Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuş. Yaklaşık 40 kurucu, sanayici, iş adamı, Türkiye'nin önde gelen firma sahiplerinin iştirakiyle kurulmuş. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı genel açılımı. Çalışma alanları daha çok erozyonla mücadele, doğal varlıkların yaşam hakkı, ağaçlandırma çalışmaları. Bunun yanında son zamanlarda, belki de son sorunuz oydu, programın ilerleyen dönemlerinde oraya da geleceğiz. Eğitime büyük bir mesai harcıyoruz. Vakfın hatta anaokulundan üniversiteye. Evet, yani sadece üniversite boyutu değil, milli eğitim hayat boyu denir. Eğitimi de anlatacağım birazdan, önemsiyor vakıf. Bunun yanında farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Savunuculuk faaliyetleri yapıyoruz. Özellikle bu Murat Dağı meselesinde vakfın bu yönü Uşaklılarca daha yakından göründü. En azından muhatapları biliyor. Bunun yanında farkındalık çalışmaları, gönüllü kayıt etme çalışmaları, vakfın görünürlüğünü artırma çalışmaları da vakfımızın bizden talep ettiği, yerelde uyguladığımız faaliyetler arasında. Hocam, Uşak'ın su kaynaklarına baktığımızda, yani mevcut su kaynaklarımıza baktığımızda Uşak fakir bir şehir mi? Onu soracağım. Bir de mesela belediyeler, özel illerdir hani farklı su kaynakları bulmaya çalışıyor. Bu yöntemler doğru mu? Şimdi bence şöyle bir fotoğraf çekmek gerekiyor. Oradan Uşak'a odaklanalım. Mesela dünyada suyun durumu ne? Önceden hep şöyle şeyler konuşulur Türkiye'de. Ne konuştunuz? Mesela İbrahim Bey'in programına gittik. Ne konuştunuz? Havadan sudan konuştuk. Yani önemsiz. Hava su meselesi çok da fazla dikkat edilen hadiseler değildi. Ama işte bu küresel iklim değişikliği diyelim adına, ya da küresel iklim krizi diyelim. Ne dersek diyelim. İşler eskisi gibi gitmiyor. Birçok alanda bu konuyla ilgili büyük sıkıntılar olduğu gözle görülür bir durumda. Zaten dünyanın her yerinde de bu yeni duruma uyum için hızlı hızlı adımlar atılması gerekiyor. Bence bu adımlar bile geç kalmış olabilir. O anlamda su dünyada nedir, nerede bulunur, nerede kullanılır, nasıl tüketilir?
dünyamız hani dörtte üçü sularla kaplı diye bize öğretirlerdi ya. Evet. Hani hatta vücudumuzun da birçok su olduğu söylenirdi. Yani bol miktarda var. İşte o yüzden nasıl kullanırsan kullan. Bu bizim sözlü kültürümüze de girmiştir. Hatta su akar, Türk bakar gibi yani, değil mi? Hatırlıyorsanız. Evet. Böyle söylemler de var ama artık... Yani sudan ucuz falan muhabbeti var. Sudan ucuz. Yani değeri pek bilinmez. Ama şimdi öyle değil. Su çok az bulunur bir yaşam kaynağı haline gelmeye başladı ve giderek de bu sorun artacak gibi duruyor. Dünya tamam pek çok coğrafyasında su var ama suyun sadece %3'lük bir kısmı tatlı su. İçilebilir. İçilebilir ya da tarım yapılabilir ya da canlı yaşamı için faydalı. Bu %3'lük kısmı da kendi içerisinde şöyle kullanılıyor. Bu bizim Türkiye için de geçerli, Uşak için de geçerli. Mesela %71'i tarımda kullanılıyor. Dünyadaki bütün o %3'lük tatlı su kaynağının %71'i tarım sektöründe kullanılıyor. %18'i sanayide kullanılıyor ve %11'i de evsel kullanımı var. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Yani tarım dediğiniz unsur evde buzdolabını açtığınızda karşınıza çıkan her şey. Öyle. Domates, efendim peynir, farklı farklı olanlarda, sucuk, ekmek. Yani. Değil mi? Temelde yediğimiz tüm... Yediğiniz, içtiğiniz ne varsa... Tüm malzemeler. Temel malzemesi ya üretimde ya oluşmasında su lazım. Sanayi yani giydiğimiz kıyafetli de yani sanayide kullanıldığı için orada da su var. Su. Dolayısıyla bu bizim yaşamımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor ve biz buna hani derler ya gözün gibi bak derler yani. Ya gözümüz gibi bakmalıyız. Bir damlasını bile sarf etmek artık bizim böyle bir lüksümüz yok. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor ve bu tarım sektöründe %73'lük kısmı tatlı su kaynaklarını tarım sektöründe kullanıyor demiştik. Burada da dikkat etmemiz gereken bir husus var. Oradan uşağa geleceğiz yavaş yavaş. %82'si salma sulanıyor. Vahşi sulama. Yani bu doğru bir sulama yöntemi değil. Vakfın resmi verilerini okuyorum. sutema.org. Buradan bizi izleyenler de daha geniş suyla ilgili istatistik verileri, bilimsel makaleleri, Türkiye'nin su durumunu, karnesini buradan öğrenebilirler. Şimdi baktığımızda %82'si salma sulama tarımda. %17'si yağmurlama sulama. %1 damlama sulama. Damlama. Oysa ki modern teknoloji damlama sulama tekniğiyle tam tersine fazla olmasa su kullanarak daha büyük tarımsal verim elde ettiğimizi ortaya koyuyor. Evet, normal sulamada mesela suluyorsunuz o an için ama damlamada devamlılık var, süreklilik var. Yani evet. Sularken. Hatta şimdi yeni trend artık toprak altı damlama. Su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Su kaynakları ya da su varlığımız hızla azalıyor. Su varlığımızın azaldığı yerde nüfusumuz artıyor. Yani. Türkiye 2040 projeksiyonunda 100 milyon nüfusu öngörülüyor ki 100 milyon nüfusta şöyle ben bir veri aldım yine vakfımızın yayınlarından. 100 milyonluk Türkiye yıllık kişi başına 100 metreküp kadar bir suyu kullanabilecek düzeye düşüyor. Yani bu yaklaşık 8'de bir oranına düşüyor. Yani 1000 metreküp kullanıyorsak 100 metreküpe 10'da bir oranında azalacağı gösteriyor. Bu 800'de 1000 arasında değişiyor şu an kullanımız. Ama o derecede 10'da 1'e kadar düşecek. 100 metreküplük bir alan. Bunlar ister yıkan, ister, yap, ister kıyafetlerini yıkan, ister yemek yap, ister nasıl kullanırsan kullan. Bu oldukça... Geçen de bir film vardı. Hani 25 metreküp suyla bir gün idare etme. İlk baştan çok gibi geliyor da. Bu aylık ama. Hayır, günlük. Hani 25 metreküp suyla bir gününü idame ettirme vardı. Normalde 25 metreküp su çok gibi geliyor ama normal... Bu 100 metreküp yıllık kişi başına düşen olduğunu düşünün. Öyle yazıyor. 25 metreküp yetmiyor bir günde. Evet. Hani banyonu, yiyeceğini yıkamanı, çamaşır yıkamanı falan koyduğun zaman 25 metreküp yetmiyor. 100 metreküp artık hani yılda. Yani tabii canım güne 1 litre düşmüyor. İşte bu bakın bu uzak bir sürede değil. Değil. 2040 diyor. Yani 17 yıl var. Yani. Tabii yok 18, 19 yıl yani var pardon. Gözümüzü açıp kapatalım. 20 yıl nasıl geçti değil mi? Hızla evet, geçti. Tabii. Ve 17 yıl sonra böyle bir durumla karşı karşıya gelebiliriz. Ha Uşak dediğinizde, Uşak bundan farklı mı? Değil. Hayır. Murat Türkeş Bey'in yayınlarından, vakfımızın bilim kurulu üyesidir kendisi, Profesör Doktor Murat Türkeş'in yayınlarından öğrendiğim küresel iklim krizi en fazla bu coğrafyayı etkiliyor. Bizim Anadolu'muz da bu iklim krizinden en fazla etkilenecek, olumsuz etkilenecek coğrafyada bulunuyor. Daha ilginçini söyleyeyim size, Türkiye özelinde de en fazla etkilenecek bölge
Akdeniz bölgesi ve iç Batı Anadolu bölgesi. Hmm. Bizim bölgemiz. Uşak kısmen içine Uşak, girdi. Afyon, Kütahya o zaman o hat. Evet. Ve şu kavram var. Su stresi yaşayan ülke. Şu an belki biz zaten su stresini ufak ufak hissetmeye başladık. Onun tam kriz geldiği andaki o stresin ne boyutlara ulaşacağını varın siz tahmin edin. Yani Uşak da bu anlamda suyu bol olan, su kaynakları sınırsız olan, su potansiyeli uzunca yıllar bu konuya yatırım yapmadan mevcut koşullarla yaşamı devam ettirebilecek bir potansiyele sahip değil. Zaten Uşak'ın su kaynağı nedir? Uşak coğrafyasını az şöyle etrafını bilen, Uşak'ın yegane su kaynağının Murat Dağı Havzası olduğunu çok rahat suyu deniyor. Yani Murat Dağı su havzası bizim kışın oraya yağan kar sularının erimesiyle işte Küçükler Barajı var. Evet. Küçükler Barajı'na doluşurdu. Oradan çekerdik ya da oradaki su kaynaklarıyla şimdi yeni biraz daha arttırmaya çalışıyorlar. Yani kuyularla. Ama yine geldiğimizde mesela Bozkuş Köyü'ndeki su potansiyelinin azalmasından bahsetti. Hatta Muharrem Şah'a kadar gelen hattı görün. Kusura Boğazı'nı düşünün ya da. Tamamı Murat Dağı su havzasından beslenir. Gerek yerüstü su potansiyeli ki o Göven Barajı'nın yapılmasıyla işte Muharrem Şah Kusura Boğazı'nın o geri kalan hattı kesintiye uğramıştı yıllar önce. Ama yeraltı su potansiyeli aynı istikamette devam eder. Yer altından gelir. Yani Murat Dağı bizim Uşağımızın ana su kaynağı yani. Belki de tek su kaynağıdır. Sivaslı hattının jeomorfolojik durumunu bilmiyorum. Ama o hattan gelen birisi olarak kuyu çalışmalarından özellikle bu tekstil organı sanayi bölgesindeki sıkıntıyı da son zamanlardaki bildiğim için sanırım Sivaslı hattından gelen bir su yeraltı su hattı yok. Yegane onlar da şey kullanıyorlar. Murat Dağı bölgesinden gelen yeraltı su havzasını kullanıyorlar. Yani ez cümle şu mesajı vermek istiyorum. Uşak'ın yegane su potansiyeli Murat Dağı su havzası ve onun yeraltı yerüstü. O zaman hani Murat Dağı'ndaki açılacak altın madenleri facia o zaman facia olacak yani. İnanın uykularım kaçtı benim o konuyla ilgili. Yani çocuklarımıza ne bırakabileceğiz? Su bile bırakamayacaktık. Yani onu yetkililerle söyledim lütfen. Yani biz yapmayalım böyle bir şey. Kimse yapmasın ama bizim dönemimizde olmasın diye işte gücümüz yettiğince o dönemde bunu ifade etmek istedik. Yani oraya Murat Dağı'nın herhangi bir yerine özellikle Uşak kanadına yani Banas hattının hemen üstüne bir altın madeni ya da altın madeni benzeri su havzası potansiyelini olumsuz etkileyecek bir çalışma bizim hepimizin abdest alacak suyu kalmaz. Bir gazeteci yazmıştı hepimiz işte gusül abdesti bile alamayız. Yani belki olayları biraz daha böyle insanların dikkatine sunmak için böyle bir şey söyledi ama çok da uçuk kaçık bir ifade değildi bence. Yani nereden bulacaksın suyu? Şimdi şöyle zaten Türkiye'nin bu su stresiyle ilgili şöyle bir sıkıntısı da var. Nüfus batıda Türkiye'nin haritasını büyük, yani nüfusun, Ankara'yı ve doğu batı diye merkeze alın. Ankara'nın batısında nüfusun ekseriyeti yaşıyor. Su potansiyellerinin ekseriyeti doğuda. Şimdi, Türkiye ne yapacak? Havza transferi yapmak zorunda kalacak. Yani doğudaki suyu batıya transfer etmek zorunda kalacak. Buradaki emeği düşünün. Ya da işte Katar'da yapıldığı gibi Suudi Arabistan kısmen yapıyor. Avustralya başarılı bir şekilde Melbourne'ün tamamını deniz suyuyla artarak işte su arzını öyle sağlıyor. Tarım yapıyor bir kısmıyla. Ya da böyle bir yöntemle gelecekte bu ihtiyacı karşılayacak. Bütün bunlar büyük bir öngörüyü mecbur yapıyor. Yani bizim Uşak için de bu geçerli. Bugünden 30 yıl sonrasına ciddi ciddi düşünmek ve yatırım yapmak yani, gerekiyor. Ya Konya'da şöyle bir uygulama vardı. Mesela belediye bu refüjlerdir, ağaçları arıtılmış suyla mesela suluyordu. Mesela o konuyla ilgili de modern dünya ne yapıyor? Şimdi bizim biraz da vakıf olarak görevimiz bu olmalı. Budur zaten. Tanımlamamız da var. Biz bilimin ne anlattığını vatandaşa ve yönetenlere ve kanun koyucuya söyleriz. Bilim şöyle söylüyor. Diyor ki çok yıllı peyzaj bitkisi. Mesela çimen. Çimen yerine çok yıllı az su isteyen ya da belki de su istemeyen peyzaj bitkileri tercih etmeliyiz. Bizim artık çimenlere varıncaya kadar tatlı suyla sulama yapacak bolluk içerisinde bir durumumuz yok. Ben en çok klozetlere biraz sonra onları da anlatacağım. Ne yapmamız gerektiğiyle ilgili. T
temizlikleri, arabalarımızı yıkıyoruz. Tarım sektöründe bu hoyratlık bir an evvel çeşitli veriler etrafında... Suya boğuyoruz neredeyse mesela. Bu kadar tarlayı yani. Durumumuz böyle değil. Bir zamanlar işte su mevzul miktarda var, bol miktarda varmış. O zaman öyleymiş. Ama şimdi artık durum değişti. İnsan kaynaklı bu değişim tabii ki. Bizim artık bu kadar hoyratça suya her zaman nasıl olsa elimizin altında olacak algısıyla yaklaşmayı bırakmamız gerekiyor. Mutlaka. Uzun yıllardır yaptığımız işler artık geçerli değil. Ya bir de geçen bu sene başında Uşak Belediye Başkanımız Mehmet Çakın bir konuşmasında Uşak'taki su kayıp kaçak bedelinin %33'lere vardığını söylemişti. Yani, çok fazla. Yani normal belediyenin suyun 1/3 kayıp kaçağa gidiyor. Bu da aslında ciddi bir rakam. Hemen bizim yatırım planlarını revize etmemiz gerekiyor. O konuda belediye yönetimin ne düşünüyor, onların planları nedir bilmiyorum. Sadece sizin söylediğinizle binaen akıl yürütüyorum. Bizim acil olarak yatırım planlarını yenilememiz gerekiyor. Ve demek ki altyapımızı, bu su dağıtım şebekesi altyapımızı revize etmemiz gerekiyor. Yani hem su kuraklığından bahsediyoruz. Bir yandan da 1/3 kayıp kaçağa gidiyor. Yani ciddi bir rakam. Hızlı bir şekilde yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor ki ben mesela köylüleri ziyaret ettiğimde bu barajların kayıp kaçak konusuyla ilgili kent konseyiyle bir çalışma yapmıştık. Evet. Orada sulama barajlarındaki durumu yakından incelemek için köyleri gezmiştik. O esnada gördüm. Modern sulama teşkilatına sahip köylü kaçağı azaltmış. O boruları birbirine ekleyerek yani tarlasına götürüyor ya barajdaki suyu. Evet. O hattı incelediğimde modern plastik boru hattına sahip olanlarda kayıp kaçak yok denecek kadar az. Ama eski sistem boruları kullananlarda her bir eklem yerinde tabii canım, damlaya varıncaya kadar ve yarısını yani ciddi bir rakam kaybediyor. Olur. Yani kalburla su taşımak gibi oluyor. Aynı yöntem demek ki köyüm, bizim şehrimiz için de geçerli. Bizim suyu eve getirinceye kadar %30 üçte birini kaybediyoruz. Bunu acilen değiştirmemiz gerekiyor. Yatırım planlarında belki de bir revize yapmak gerekiyor ve acil olarak bu meseleyi çözmek gerekiyor. Bu iki bakımdan önemli. Hem kayıp kaçak bakımından önemli hem de halk sağlığı bakımından önemli ki eski bu döküm asbestli borular. Onlarda da sıkıntı olduğunu basından okuyoruz. Tabii canım asbest modern ciddi bir tehlike yani. Değiştirmesi gerekiyor. Ya yine konumuz suyken Eşme'deki altın madeni var Kışladağ'daki. Ya burada ciddi bir su tüketimi olduğunu söyleniyor. Hatta Uşak'ta 5 ilçenin toplamı kadar su harcıyor falan öyle bir gündeme gelmişti. Bununla ilgili neler söylersiniz hocam? Evet, daha cuma günü Eşme'deydim. Eşme'den geçerken hep sık sık Eşme'ye gidiyoruz. Tabii Eşme ilçe örgütümüz bizim ilçe teşkilatımız ciddi çalışma yapıyor. Onların çalışmalarına destek vermek için Eşme'ye gidip geldiğimizde hep şöyle kafayı sağa çevirdiğimde yani büyük bir sancıyla karşı karşıya kalırım. Yani altın madenciliği maalesef oradan Uşak, Eşme, Kışladağ altın madenine gelelim. Su tüketimi gibi meselelere gelelim ama şu altın madenciliği meselesi sadece bizim ülkemiz için değil. Bütün canlı yaşamı için son derece sıkıntılı bir madencilik. Yani bu Türkiye'de de sıkıntılı, dünyanın neresinde yapılıyorsa. Ama bunu ya bir şekilde çıkarılması gerekiyor değil mi altının? Daha farklı yöntemlerle çıkarılamıyor mu? Usul dedikleri usul. Maalesef geri kalmış ülkelerde uygulanan bir usul. Yani bizim vakfımızın bu konuyla ilgili bir animasyonu var. Eğer montaj sırasında onu da araya verip de ya da sonrasında verirseniz vatandaşımız bu liç usulü nedir? Lütfen bir izlesin. İşte membran seriyoruz, o işte orada atık suyu topluyoruz, o kesinlikle sızdırmaz falan filan deniliyor. Ayrıntılara boğmak istemiyorum. Siyanürlü suyu. Ama bakın yani bu membran kesinlikle yırtılmaz. Efendim işte bu zehirli su yani siyanürlü su toprağı asla sızmaz. Yeraltı sularına karışmaz. Asla barajlara karışmaz diyenler bakın 18 Kasım 2021 tarihli haberleri vatandaşlarımız girsin. Daha yeni. Maalesef iki gün önce Giresun Şebin Karahisar buradaki Nesko Maden Şirketi'nin atık su havuzu yırtıldı ya da yıkıldı. Haberlere de çıktı bu. Eğer henüz daha bu habere ulaşmadım, görmedim diyenler varsa benim söylediğim bilgilerle Google'da aratma yapsınlar. Faciayı görürler. Buradan tonlarca siyanürlü su, zehirli su dereler vasıtasıyla Kılıçkaya Barajı'na ulaştı. Ve Kılıçkaya Barajı'nda
tam olarak bir çevre felaketi yaşanıyor. Valilik olaya el koydu. Bu şirketin üretimi tamamen durduruldu falan filan. Şimdi ne oldu? Hani yırtılmazdı Mevran? Hani şöyle güvenliydi, böyle güvenliydi. Bu bir tane örneği. Bunun gibi onlarca... Dünyada belki, dünyada birçok örneği vardır. Birçok örneği var. En son işte Romanya'da inanılmaz görüntüler. Romanya'da işte sosyal medyada görebilirsiniz ya da internet ortamından bulabilirsiniz. Yani bu atık depoladıkları baraj yıkıldı ve o tonlarca zehirli sıvı, çamur ya da su atığı toprağa kaçtı. Vasıtasıyla bizim zaten gözümüz gibi bakmamız gereken içtiğimiz ya da tarım yaptığımız kullandığımız ya da bize ihtiyaç olan su barajlarına, su havzalarına aktı. Şimdi biz bunları nasıl toparlayacağız? Tabii ki yani onun yıllar geçmesi gerekiyor ama yani bu bunun için peki kaybettiklerimiz ne olacak? Tabii. Toprak verimli, canlı bir unsur. Yani verimli düşüyor. Toprak canlı bir unsurdur. İçinde organizmalar vardır. Yani onu böyle yaşamayan bir ve her zaman her başvurduğumuzda insan için gerekli olan verimi ürünü sağlayacak bir unsur gibi görmeyelim. Mutlaka. O da bir canlı varlık. Bizi var eden, yaşamı var eden üç temel canlı. Onları da biz yaşatmamız gerekiyor. Toprak, hava ve su. Bunlar sadece insan yaşamı için değil, bütün canlı yaşamı yani, için elzem. İşte biz siyanür denilen o ve benzeri birçok kimyasalla su havzalarımızı, su kaynaklarımızı ve su depolarımızı zehirliyoruz. Oradan Eşme'ye gelelim. Yani Eşme'de 20'li yakın bir süredir madencilik faaliyeti yapılıyor. Birçok defa çeşitli vesilelerle gündeme de geldi. Orası biliyorsunuz dağ adıyla evet. vardı değil mi? Kışla, kışla dağ. Şimdi gidip gelenler söylüyorlar. Çukura döndü. Kışla çukuru oldu değil mi? Yani bir de bakın su potansiyeline geleceğim de bu altıncılık, bu altın faaliyetleri bize ne kazandırıyor? Yani şehre, karşılığı ne? Yani değiyor mu yani? Değiyor mu? Yani gerçekten. Sadece Uşaklı değil. Bugün yaptığım bir araştırmada kim söylemiş bunu? Ben söylememişim. Tema'nın ilgili birimleri söylememiş. Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz söylemiş. Bütün Türkiye'de. Bizim Toprak Altın Madeninin Türkiye Direktörü değil mi Mehmet Yılmaz? Hayır. Altın Madencileri Derneği Başkanıymış şu an. Hayır, o da Mehmet Yılmaz da belki, aynı kişi. Aynı kişidir. Aynı kişi olabilir. Ben, bilmiyorum. İncelediğimde gördüm. Onun ifadesi. Tüm Türkiye'de altın madenlerindeki istihdam kaçmış biliyor musunuz? 13 bin. 13 bin. 13 bin. Var çok mı buradan? Ben söylemedim yani. Gidin internetten araştırın. Uşak'taki kaçtır? 200'dür, 300'dür, 500'dür. Doğru mu? Yani. Ya efendim işte bunun felaketi bu. Sana sağladığı bu. Soruyorum işte Dikili Taş'taki hemşerimin hayatını nasıl kolaylaştırıyormuş bu? Ya da Sinekli'deki Uşaklı'nın neresindeymiş yani faydası? Ya da Şekerevleri Talebe Yurdu'nun yanındaki Ahmet amcamın ekmeğine ne katmış? Ya da işte... Yani şehirde mesela faydası. Bir okul var herhalde. Yaptıkları bir okul var merkezde. Onun haricinde başka üniversitede mi var bir? Yani varın siz söyleyin. Yani biraz alınganlar o arkadaşlar. Biraz da agresifleşiyorlar böyle bilimsel verileri anlattığımızda. Hani siz katma değerin az olduğundan mı şikayetçisiniz diyorlar. Hayır, ben katma değerine de eleştiri yapmak için bunları söylüyorum. Yani altın madenciliğinin insanlığa katkısının gözle görülür olduğunu düşünmüyorum ben. Yani ama söyleniyor işte şu kadar rakamlar veriliyor. Şöyle istihdam kapısı, böyle istihdam kapısı işte soruyorum. Uşaklı 20 yıldır bu madenle beraber yaşıyor. Sorunlarını yaşayarak görüyor. İşte tarımda, su kullanımında, efendim toprak zehirlenmesi meselesinde, iklim değişikliği meselesinde. Ekmeğini aşına ne katmış bu altın madeni? Hadi diyelim ki bireysel olarak katkısı olmadı. Kamuya ne katmış? Yol mu düzelmiş? İşte bahsettiğiniz eğitim potansiyelimiz 20 yılda şu seviyeden çok çok yani şey, mi geçmiş? Uşak da hani bir arttı bir gözüken. Hani, Uşaklı'ya soruyorum. 20 altın yılda. Madeni hayatında nerene dokundu? Nereni senin iyileştirdi? Hastane şartlarını mı geliştirdi? Yeni bir Uşak mı oluşturdu? Modern bir Uşak'ın görünen yüzü mü oldu? Hangi alanda Uşak'ın derdine derman oldu? İşte bizim gibi söyleyen birkaç kişi var. Onların hayatında olumsuz etkileri olduğunu söyleniyor. Evet. Bu konulara girme ha falan filan diye de bizim kulağımıza fısıldıyorlar da.
Uşaklı kendisi bu konuda değerlendirmesini yapsın. Altın madenciliği bütün canlı yaşamı için son derece tehlikeli. Ya mesela hocam, mesela Karabük Demir-Çelik Fabrikası var veya İskenderun veya Kırıkkale mesela makine kimya var. Mesela orayı acayip kalkındırmış. Yani bir ciddi bir yatırım var mesela. Cumhuriyet döneminde yapılmış. Mesela Kırıkkale'nin belki 100 yıllık geçmişi yok. Görünen ama olmuş, ha, değil mi? Tabii canım, orayı bir kalkındırmış. Belki Karabük, bir yıldan önce akıla ha, ne gelir? Tabii Karabük'teki mesela Demir-Çelik de aynı mesela. Hani Karabük normalde Safranbolu'dan daha küçük bir ilçeymiş ama şu anda ilk Karabük oldu. Hani Uşaklı'mızda altın madeni öyle hiçbir etkisi yok şehre. Efendim, bunu işte bilimsel verilerle de ortaya koyuyoruz. Hı. Diyoruz ki işte nerede bu altın madeni bu kadar büyük bir paralar madem kazandırdı ekonomiye. Biz görmüyoruz bunu. Yani. Veya doğayı katlediyor. Doğayla barışık bir madencilik süreci de yok. İşte yırtılmaz dedikleri husus, benzer yapısı yırtılmış. Yarın bunun Uşaklı olmayacağının garantisi var mı? Yok. Aynı metotta uygulanıyor. Liç usulü. Hem de aynı dönemlerde kurulmuş bir maden. Hı. İnceledim biraz. Yani teknoloji aynı. Teknoloji aynı. Hı. Liç usulü. İşte toprağı sıyırıyorlar, cevheri oraya membran döküyorlar. Üstüne siyanür havuzu oluşuyor. Yırtılmış işte. Yani bu eşmede olmayacağının bana bir garantisi mi var? Bunun bir şeyi mi var? Mutlaka benzer bir sonuç olmayacak diye bilimsel bir kanıtlanmış garantisi mi var? Maalesef. Yok. Söylüyoruz. Takdir Uşak halkı. Evet, bu eşmeye giderken sadece eşmede de değil. Şuradan vatandaşlarıma soruyorum. Akan bir çeşme, çocukluğunuzda her köşe başında, her köyde güldür güldür akan çeşmeleri hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Ben o kadar yaşlıyım, orta yaşlı. Siz de öylesiniz. Ya biz de gezi programlarına gidiyoruz. Yani, tüm çeşmeler kuru. Yani inanın, proje yapalım İbrahim Bey. Benim aklım böyle. Çeşmeleri fotoğraflayalım. Vatandaş anlasın. Akan çeşme gördünüz mü? Maalesef. Geçen gün o altın madeni sahasında gezdim. Çeşmelerin hepsi kuru. Hayır, şehrin genelinde kuru. Mesela bu eski Uşak bölgesi dediğimiz yerde mesela çok akar çeşmesi var, şavak çeşmesi var. Dağından kuru çeşme fotoğrafları geliyor. Yani dağda bile artık su, yüzey suları derine düşmüş. Şimdi bakın, önceden yeraltı suları kullanırken 50 metreden, 30 metreden, 20 metreden su çıkıyordu. 300 metreden, 400 metreden bahsediliyor. Evet. Şimdi çok merak ediyorum. Eşme ve etrafında, özellikle maden sahasının etrafında, yeraltı sularının durumu nedir? Bununla ilgili yetkili birimler bilimsel verileri ortaya koyuyorlar mı? Bugün maden ne kadar metreküp su kullanıyor? Yani bakın işte çeşitli fısıltılar şeklinde konuşuluyor. Çıkıp resmi bir rakamı bizim önümüze koymaları gerekiyor. Yani bu maden şu kadar zamanda bu kadar metreküp su kullanıyor. Ve biz de bunu yeraltı sularından alıyoruz. Hayır, şu dereden çekiyoruz. Hayır, ya da şu barajdan kullanıyoruz gibi bilimsel verileri bizim şehrimizin bilmesi gerekiyor. En azından bizim vakıf olarak bununla ilgili bir aydınlatılmamız gerekiyor. Yeraltı sularının durumu ne? Yani bu çektiğin suyu kullandın, hapsettin güya o siyanürlü baraja. Ama oradan bir sızma var mı? Yeraltı sularında siyanür durumu ya da bu zehir durumu nedir? Bununla ilgili analiz raporlarını kamuyla neden paylaşılmıyor? Ya da paylaşılıyorsa neden açık erişime biz ulaşamıyoruz? Yani bizim hemen aradığımızda bu verileri biz niye göremiyoruz? Bütün bunların incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya da toplumla paylaşılması, işte sizin basın mensuplarıyla paylaşılması gerekiyor. İşte sivil toplum örgütüyle paylaşılması gerekiyor. Uşak'ın kent konseyi belki bu anlamda bir çalışma yapması gerekiyor. Çünkü bu mesele artık bir şirket meselesi değil. Tabii su meselesi. Şehrin meselesi yani. İnsanlığın ve canlıların meselesi. Yani ben istediğim kadar su kullanırım, hesapta vermem. Böyle bir dönem değil artık. Yani su çok değerli. Ya mutlaka. Hepimizin yaşamı su çerçevesinde. Ortak çatı, toprak, su ve hava diye biraz önce de bahsetmiştik yani. Su olmazsa hepimizin yaşamı mümkün olmayacak. Doğal canlılar, doğal varlıklar suya muhtaç. Hocam gelelim yeşil alana. Evet. Tabii biz Şubat ayında işte belediye başkanımızla programı çıkarmıştık. Ona sorduk. Uşak'ta kişi başına düşen yeşil alan 8.53 metrekare. Yani 8.5 metrekare. Buradan da hareketle ya bizim Uşak yeşil alan noktasında ne durumdadır? Siz neler söylersiniz? Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Ben Uşak'ın doğal orman varlığının güçlü olduğunu düşünürüm ama bu şehir merkeziyle alakalı. Değil yani çevrede. Tamamen bir siyasi haritasını ele aldığımızda doğal orman varlığımız güçlü. Evet. Şehir merkezi açısından ele aldığımızda benim şahsi fikrim yani bu 8.53 yani 8.5 denilen
yeşil alanı arttırabiliriz. Tabii. Ya da daha da kaliteli hale getirebiliriz. Hı. Nasıl? Bir defa bu şehirde yaşayan bir birey olarak, Tema Vakfı İl Temsilcisi sıfatımın dışında, bu şehrin bir sakin olarak park kavramına biraz eleştirel yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü küçük küçük parklar içinde işte oyun grubu var sadece. Mesire alanları da var. Oyun parkları şeklinde kurgulanmış. Bunlar ihtiyaç mıdır? İhtiyaçtır ama bunların dışında benim yurt dışında yaşarken gördüğüm özellikle daha geniş sahada, yani yaklaşık 10 dönümlük sahada ya da 5 dönümlük bir sahada tamamı büyük ağaç varlığına sahip, yürüyüş yollarına haiz ya da oturup dinlenme alanlarına haiz bir park alanını ben hayal ediyorum bu şehirde. Esas yapılabilecek bu 8.53'ü daha büyük rakamlara ulaştırabilecek yatırımlar bu anlamda gerçekleşebilir. Mutlaka. Vatandaş da buraya kolay ulaşılabilmeli. Yani bunu da daha da işte araçla ulaşılabilecek ve bu anlamda karbon ayak izini daha da arttıracak bir yere de yapmamak gerekiyor. Bunu mümkünse şehirlinin hafta sonu ya da günün içinde herhangi bir saatin uygun olduğu hangi vakit ise hemen ulaşabileceği ve orada bulunmaktan büyük keyif alabileceği. Öyle. Doğal yaşamı, doğayla iç içe olabilecek yaşamı gözlemleyebileceği, işte sincapların olduğu, kuşların olduğu, altında çok yıllara dayanabilecek, az su isteyen peyzaj ürünleriyle kuru peyzaj. Doğru mu? Evet. Şu anki parklarımız içerisinde yoğun bir yaşam, yoğun bir kurgu var. Beton var birçoğunda, birçoğunda yapılar var. Bir kısmında yürüyüş parkurları var. Bir kısmında alışveriş ihtiyacına dair kurgu yapısı var. Bütün bunlar kaliteli park kavramını, şehrin ihtiyacı olan bence ya da hakkı olan kaliteli yeşil alan ve park kavramını olumsuz etkiliyor. Bence tabii. Batı'da özellikle Avrupa'da gittiğimizde karşılaştığımız kolay ulaşılabilecek, şehrin her yerinden hızla oraya ulaşılabilecek, yürüyüş yerleri egemen, ağaç egemen, doğal yaşam. Yani şehri nefes aldıran bölgeler. Nefes aldıran bir yapı. Ya bizim burada Uşak Merkezi düşündüğümüzde bir Tirtol Parkı'nda var işte bir 10-15 ağaç. Bir Orhan Nengiz'in yani yıkılan okul bölgesinde var. Ve valinin arkasında. Hem de Unun Cami civarında belki 5-10 ağaç var. Onun haricinde mesela şehir merkezinde neresi bir ağaç kalan yok. Mesela caddedeki ağaçları her sene ciddi manada buluyorlar mesela. Onlar sadece kütük gibi kalıyor mesela. Onlar da ufacık dallar açıyor. Öyle bir, onların bir ağaç varlığı denemez herhalde onlara. Subaşı bölgesi ama orada da bir şey mangal kültürümüz var. O çerçevede ağaçlandırma yapılmış. O da benim... Ben şehir merkezi diyorum yani direkt hani... Bir de bizim mesela şöyle bir alışkanlığımız var. İşe yaramaz yerleri park gibi kurguluyoruz. Yani şehir planlamasında baktığımda böyle dağlık, tepelik, yani konut... Yapılamayacak. Maliyeti yüksek. AVM yapılamayacak yerlere. Böyle yerlerden ziyade daha kaliteli, insanların oraya ulaşması, yürüyerek ulaşılabilmesi daha kolay... içinde olduğu müddetçe bina değil de böyle daha doğayla baş başa kalabileceğin ağaç egemen, biraz önce bahsettiğim doğa egemen bir alana ihtiyacımız var. Yani biz şu anda kentsel dönüşüm alanındayız. Ya burası yeni yapıldı yani bir 3-5 yıl daha olmadı bile hani hizmet açılalı. Yok ağaç yok. Hani burası tamamen beton ve metal yığını gibi gözüküyor. Ya şehrin işte yeni bir yüzü burası. İşte 8.53 galiba şey olabilir. O bahsettiğim bütün o parkların tabii içerisine aldı ama o yeşil mi? Yeşil kavramı bunun neresinde onu tartışabiliriz. Ya bizim burada da mesela caddede de birer metrekarelik mesela ağaç alanları. Onlar mesela yeşil alan sayıyorlar. Hani öyle hesaplayarak bir hesap tutmaya çalışıyorlar ama şu oturabileceğim, gölgesine oturabilecek ağaç yok bir tane mesela bu bölgede. Atatürk Orman Çiftliği gibi. Benim tabii ki işte şehir. Yani şehrin ortasında bütün şehrin kısa vakitte ulaşabileceği ve orada bulunmaktan keyif alabileceği. Yani yürüyüş yolları olacak. Yani böyle yürüyüş yolları olacak. Doğayla uyumlu kiosk diyorlar yani. İşte Avrupa'da. Yani küçük hem ayaküstü atıştırma yerleri, dinlenebilme yerleri. Bak şöyle bir hayal bu şehrin geleceğinde olmalı. Bakın hafta sonu oldu. Nereye gidecek? Alışveriş merkezlerine gitmekten artık herhalde o kültürü yaşamaktan sıkıldı. Yani cazip gelmiyor artık. Yani. Cazip değil artık. O insanların vakit geçirmesi lazım. Çoluğuyla, çocuğuyla, sevdikleriyle yürüyüş yapması gerekiyor. Bakın inanın benim kızım olduğunda fark ettim böyle bir sorunu. Bu şehirde kaldırımda pusetle, çocuk pusetiyle yürüyemiyorsun. Çünkü ya araba park edilmiş oluyor ya kaldırım yüksek oluyor. Yani o rampası yok. Genişliği değişiyor.
Eskişehir, eski Uşak dediğimiz lokasyonda artık bunu değiştirme imkanımız pek yok. Çünkü yok. O mimari yapı eski kurguya göre. En azından rampalar mesela yapılabilir. Hani onlar. Ama yeni sahalarda da bizim sıkıntılarımız var. Mesela ben yeni bir bölgede yaşıyorum. Yani Ünalan, Kemal Mahallesi bölgesi, Diş Hastanesi bölgesinde. Yani orada da mesela yatay bir çift şerit yapılanması var. Şehir planlaması açısından ama 40 metrelik yoldan Diş Hastanesi'ne doğru giderken vatandaş İzmir yolundan o İbrahim Tahtakılıç Caddesi ve paralelinde olan caddeleri kullanmıyor. Direkt Kıbrıs 40 metrelik yoldan Diş Hastanesi'ne doğru tek geliş gidiş yol var. Orayı kullanıyor. Bu bir örnek. Her gün karşılaştım. İnanılmaz bir trafik yoğunluğu. Yaya gidemiyor. Otopark yok. İnsanlar alışveriş. Yani orası yani bir kaos. 15-20 yıllık bir geçmişi yok o bölgenin. Ya yani koca koca binalar var. Sokaklar çok dar. Evet. Yani iki araba zor geçiyor mesela. Orada 10 katlı bina var. Nasıl bunlar, bir plan yapıldıysa hani. Tüm bunlar parkın yanında, parkın dışındaki yaşamın diğer zamanlarını da, alanlarını da kötü etkiliyor. Yani tamamen bir belki de yeni kurguyla Uşak'ın kaderini değiştirmek gerekiyor. Ya da sorunlara çözüm aramak gerekiyor. Park da bunlardan birisi. Tüm Uşak, mesela şu hemen ilk aklıma geldi. Okullar bölgesi değil mi? Evet. Kaç yıldır otopark olarak kullanılıyor, yıkıldı. Bence orası daha da büyük bir sahayı ilk etapta aklıma gelmişti ama en azından orası hiç içerisine bina yapmadan düz de bir alan ve Uşak'ın merkezinde bir alan. Kısa sürede ulaştırılabilecek, vatandaşın tamamının yürüyerek dahi ulaşabileceği bir alan. Siz de bahsettiğiniz belli bir orman varlığı da var. Daha doğrusu ağaç varlığı da var. Hiç başka bir bina yapmayın. Başka bir beton yatırım yapmayın. Sadece ağaçlarla ve yürüyüş yollarıyla kısa bir, ucuz bir maliyetle de bu şehirli gitsin oraya. Gürültüden uzak, stresten uzak. Birkaç zaman geçirsin, yürüsün. Ya şimdi oradaki plan şu. Endüstri Mühendisliği'nin atölye binalarına valilik binası taşınacak. Milletin Müdürlüğü, Gazi Kemal Kolu binasına belediye veriliyor. Orası bir devlet parkı veya bahçesi gibi olacak. Yani bir millet bahçesi deniyor ama işlevde devlet bahçesi olacak. Öyle de bir i̇şte sakat bir yanlış var. Benim özlemini çektiğim ya da kazandırmamız gerekir dediğim o park kültürü orada yaşamayacak. Yani. Çünkü araba giriş çıkışı olacak. Tabii canım, ya, olacak. Tabii canım orası resmi alan gibi olacak. Yani. Orası hani orada güvenliktir, şeydir. Hani bir millet oraya niye mesela razı oldu yıkılmasına? Yani orası park kent park yapılacak, millet bahçesi yapılacak diye. Mesela okulların yıkılmasına, siz de mesela oranın mezunsunuz. Evet. Ondan dolayı mesela razı oldunuz. Yani şehir kullanacak diye ama işte orası valilik oraya taşınınca, belediyenin yani bir kısımları oraya taşınınca orası devletin alanı gibi olacak. Yani vatandaşın çok kullanabileceği bir alan olmayacak muhtemelen. Yani ben de sizin söyledikleriniz gerçekleşirse oranın vatandaş tarafından park gibi algılanacağını düşünmüyorum. Yani orası yani valilik ya da devletin resmi kurumlarının olduğu, o iş, orada işinle olanların gideceği bir yer gibi olur. O anlamda amacına hizmet etmez. Yani o atölye binaları çok güzel sergi salonu olur, şey olur. Yani tarihi binalar. Mevcut olan tarihi yapıları muhafaza edelim. Yenisini yapmayalım. Hiçbir şey yapmayalım. Yapılacak şimdi vatandaşın hizmetini açılması lazım. Sadece ağaçlandıralım. Otopark da yapmayalım. Otoparkı başka bir yere koyalım. Yeraltı otoparkı yapacak. Yeraltı otoparkı yapalım. Mesela yeraltı parkı otoparkı da nereye yapılacak? Dal ortaya yapacaklarsa. Kız Meslek Lisesi'nin olduğu bölgeye. Yani bir cami yapılacak. Yani ufak bir cami yapılacak o bölgeye. Yani, işte herhangi bir inşaat oraya girdiği andan itibaren oranın ya bir de orayı, park olma orayı, anlayışı mahvolacak. TOKİ biliyor işte. Orayı yani ne yapılacağını TOKİ biliyor. Yani şu anda Uşak'tan kimse bilmiyor. Geçen ay Mimar Odası Başkanı ile de konuştuk konuyu. Onlar da mesela soruyorlar. Biz TOKİ'ye devrettik. Artık TOKİ'nin ne yapacağını merakla bekliyoruz. Biz de merakla bekliyoruz. Ama bu Uşak'ımıza büyük bir park bu anlamda. Bütün streslerinden uzak ulaşabileceği, sevdikleriyle, ailesiyle, insanların güvenli, park anlayışına uygun, örnek olabilecek bir parkı inşa etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten artık vatandaşlarımız bina görmekten, ben en azından öyle sıkıldım. Mesela üniversitemizin kampüsü o anlamda bize huzur veriyor. Çünkü orası ormanlık alanın içerisinde bir yer. Yani en azından şöyle kampüsün etrafında bir tur attığınızda iyi hissediyorsunuz. Yazın kuş sesleriyle. Kışın kar yağdığında inanılmaz bir görüntü oluyor. Yağmur yağdığında insanın yürüyesi geliyor. Benzer bir yapıyı belki hani
böyle olmayabilir ama benzer bir yapıyı Uşak'a kazandırmak. Bir de hocam yani, yani normalde mesela zaman satın alınamaz ama ağaç noktasında alınabiliyor mesela. Büyük yetişmiş bir ağacı yani satın alıp diktiğiniz zaman orada aslında zaman satın almış oluyorsunuz. Burada da mesela bazen ağaçlandırma yapılıyor, hatıra ormanları yapılıyor. Yani minicik ağaç dikiliyor, bakılmıyor da zaten. Ondan sonra o etkisini kuruyor. Şöyle bir bilgi vereyim. Bizim yüksek orman mühendislerinden aldığımız bir bilgi. 30 ile 70 santim arasındaki ağaçlar, tüplü ağaçlar, hı, başarı oranı yüksek ağaçlardır. Onun üstündeki daha yetişmiş. Tabii ağaç türüne göre değişir. Tamam. Bu da ben çam ağacı için söylüyorum. Eğer iyi bakılmazsa, iyi biyolojik bağımsızlığını kazanması için iyi bir yardım, dış yardım almazsa yaşama şansı düşer. Yani mesela birçok yerde hatıra ormanı tabelası var. Ağaç yok. Yani oradan dikilip bırakılıyor. Yani o... Ama bizim vakfımızın hatıra ormanı öyle değil. Buradan bütün Uşaklıları Tema Vakfı'nın ağaçlandırma sahasına davet ediyorum. Gelsinler, görsünler. Yaklaşık 200 dönüm ağaçlandırma sahamız şu an tamamen ağaçla kaplı. Neresi? Kayal yolunda Değirmen Restoranı karşısındaki o bütün saha Tema Vakfı'nın ağaçlandırma sahası. Çok da güzel bir ağaçlandırma yapmış Uşaklılar. Şöyle bir bakıyorsun mavi ladin var. Hemen yanında kızılçam var. Hemen yanında sarıçam var. Hemen yanında selvi var. Kim ne bulduysa zamanında dikmiş. Yan yana çeşitlilik var ya. Çeşitli ağaçlandırılmış yapı var orada. Buradan bir ihtiyacımızı da yetkililerden defaatle belirtmeme rağmen çözüm bulamadık. Bir kez daha rica ediyorum. Bizim ağaçlandırma sahasına ihtiyacımız var. Uşaklı özellikle okullar, genç temalar, minik temalar, yavru temalar inanılmaz bir ağaç dikme talebinde bulunuyorlar. Ama ağaç dikecek sahamız maalesef kalmadı. Yok, şehir merkezinde. Bize bir ağaçlandırma sahası tahsis ederlerse Tema Vakfı'nın gönülleriyle birlikte biz burayı süreriz, fidanını biz temin ederiz, dikeriz, bakımını yaparız, güvenliğini sağlarız ve insanlığına, bütün Uşaklılara, insanlığa bunları kullanmak üzere kazandırır, tahsis ederiz, kazandırırız. Buradan yetkililere bir kez daha seslenmiş olalım sizin vasıtanızla. İnşallah. Ya şehir planlaması demiştik, az önce biraz konuştuk ama Uşak herhalde muhtemelen planlı bir şehir değil. Neler yapılmalı bundan sonra sizin hocam? Bir defa kesinlikle biraz önce bahsettiğimiz hava, su ve toprakla uyumlu bir şehir planlaması gerekiyor. Mevcut planlamada da işte şöyle olmuş, böyle olmuş, master plan çeşitli defalar değiştirilmiş ya da var mı yok onu da bilmiyorum. Yani doğayla savaşmadan hani doğayla barışık bir şekilde. Şimdi Toprak Koruma Kurulu'nda 7 yıllık bir üyeliğim söz konusu. Orasından Uşak'ın bu 7 yıllık sürede ne olduğunu, ne bittiğini görmek mümkün. Gözlemde yapabiliyorum. İşte kimisi kuzeye gitsin diyor şehir. Kimisi güneye gitmesin diyor. Kuzeyde orman varlığımız var. Güneyde tarım varlığımız var. Yani doğuda havaalanı var. Hastaneler falan var. Batıda üniversite engebeli sahalar var. Dolayısıyla bizim biraz şu an kafa karışıklığı bir durumumuz var. Ben de diyorum ki kendince bu projeyi artık dinlendirmek de gerekiyor. Efendim kuzeye de gitmesin, güneye de gitmesin. Bizim yeni bir kente ihtiyacımız var. Evet. Yeni bir kent kurmamız gerekiyor. Şöyle bir öngörü yapayım. Bu şehirde yaşamayı keyifli gören bir Uşaklı olarak. Tekstil organize sanayi bölgesinin 3 katına çıkan bir karar söz konusuydu. Onu o gün kuruldan geçti. Bu aralarda herhalde yapım aşamasında. Ciddi talep var zaten. Hani. Ciddi talep var. Geçen gün bir tekstilci arkadaşımızla görüşmüştüm. Abimle görüşmüştüm. Metrekaresi 40 dolardan satılıyormuş. Yani 40 bin metrekare bir yer almak için 16 milyon. 15-16 milyon TL bir para çıkması gerekiyor ki talepte çok diyor. Tabii. Yer kalmamış. Şimdi bütün bu neyi gösteriyor? Burada yaklaşık 50 ile 100 bin nüfus yaklaşık olarak artacak. Bu ne zaman artacak? Kısa vadede ya da orta vadede. Yani. Bunu görerek buna dair şimdiden planlama yapmak gerekiyor. Yani hızlı tren mesela başlayacak. İzmir belki 45-50 dakika olacak o hızlı trenle. Bu da arttırıyor. Oradan bir sirkülasyon, hani bir hızlı bir sirkülasyon getirecek insanlara. Şöyle baktığımızda İzmir, Manisa ve Denizli'nin periferisi sadece Uşak kaldı. Bu anlamda da Uşak'ın orta vadede, kısa vadede ben daha da büyüyeceğini söyleyebilirim. Üniversitemiz lokomotif zaten bu anlamda hızla gelişiyor. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda Uşak'ın mevcut yapısı
dikkatli bir şekilde planlanması gerekiyor. Mutlaka hocam. Burada işte park alanları, sosyal alanları, modern bir şehir kurgusu. Ya baştan hani sıfırdan planlayarak. Sıfırdan. Yeni bir kent bizim ihtiyacımız. Bence Uşak'a şöyle çeşitli faktörler açısından yukarıdan gözlemlediğimizde buraya çok uzak olmayan, tarım vasfı çok yüksek olmayan, su, belediyecilik, altyapı gibi unsurların çok pahalı olmayacağı düz bir alan ve ucuz arsa teminini sağlayabilecek atıl bir bölgeyi bizim yeni bir kent olarak, ki vardır birçok şehirde yeni kent işte. Siz var canım. Demiştiniz. Evet, orada yeni mahalle var. Yeni mahalleler. Yeni Özal kent var. Şey, hani farklı var. Öyledir mesela. Bizim yeni Uşak yok mesela. Yeni kent diye bir mahallemiz yok. Yeni Gediz var. Eski Gediz. Yani yeni Gediz var. Eski Gediz var. Gerçi orası depremle değiştirilmiş. Böyle bir ihtiyacının olduğunu ben düşünüyorum. Hocam, yeni kent dediniz de onu biraz açar mısınız? Evet. Mesela? Yeni kent bir hayal. Ama bu bir model olabilecek bir kent olmalı. Tabii bunun için geleceğin koşullarını da kurgulayarak, öngörerek hareket etmek gerekiyor. Oraya geçmeden önce bir de insanlığın bir borcu olarak yeni kent hadisesine bakmak gerekiyor. Benim şahsi anlayışıma göre her insanın bir barınağı olmalı. Her insanın başını sokacağı bir ev olmalı. Bu zaten bizim temel bakış açımız olmalı. İnsanlara önce başını sokabilecek bir ev sağlamalıyız. Ve bunu da uygun koşullarda sağlamalısın. Onun için uygun koşulları oluşturabilecek uygun arazi üretmen gerekiyor. Uygun arsa üretmen gerekiyor. Bu da Uşak'ı yönetenlerin ele alması gereken. Tabii ciddi bir gelecek vizyonuyla. Tabii ki. Burada bu yeni kentte nasıl bir kurgu yapılmalı? Çatı hasadı, yol hasadı yapılmalı. Ne demek bunlar? İşte az yağan ama yağdığında kısa sürede yağmuru bırakan, sel oluşturuyor bazen. Sel oluşturan ya da işte erozyon, su erozyonu yapan ya da heyelan oluşturan bu şapırdaklı dediğimiz yağmur türünü hapsedebilmemiz gerekiyor. Yağdığı an depolamamız gerekiyor. Öyle bir kent oluşturacaksın ki yollarındaki suyu kanalizasyonla lağım akmayacak. Ya da lağımlaşmış derelerine. Ya bizim tahliye edelim de ona uğraşıyoruz. Hani evet. Gitsin hani bir. Öyle bir şey olmayacak. Biz o kanalizasyon meselesini öyle bir kurgulamamız gerekiyor ki yağmur sularını depoya taşıyacak. Evet. Çatıdan gelen, yoldan gelen yağmur sularını depoya taşıyacak. Bu depoya depolanan su ne olacak? Temizlikte kullanacaksın. Sulamada. Ve o yeni kentte oluşturulacak kişi başına bir saha belirlenecek. O sahalarda, o depolardan elde ettiğin suyla insanlara toprakla yaşam imkanı tanıyacaksın. İşte 20 metrekare ise 20 metrekare, 50 metrekare ise belki o kadar büyük olamaz ama küçük hobi bahçesi gibi ya da kendini rahat hissedebilecek, ayağım toprağa değsin derler ya bizim. Yani elektriğini. Adamı gömülecek toprağı yok derler ya. Öyle çok insan var. Gömülecek toprağı olmayan şehirlere göçüp. Toprağı gelip, yani hasret olan hani. Çocuklar toprağa dokunamıyor. Eşim okul öncesi öğretmeni o söyledi. Minik Tema'nın biraz sonra anlatırız. Minik Tema'nın eğitim programında toprağa dokunması gerekiyor çocuğun. Dokunamadı dedi. Sonra yavaş yavaş öğrendi ve daha sonra çamurla oynamanın ne kadar güzel. Ya çocuk ya bir elmanın nasıl yetiştiğini görmüyor. Ya bir başka bir meyvenin nasıl yetiştiğini görmüyor. Toprağın ne olduğunu bilmiyor yani. Toprağa dokunmanın bizim çocukluğumuzda biz çamurun içinde. Tabii canım toprağın içinde. Aynen. Harika bir zaman geçirmişiz. Ya tabii ki. Şimdi bakayım şimdiki çocuklara göre bizim dönemimiz. Derelerde yüzdük. Bazen soruyorlar ya iyi yüzüyorsun. Nerede öğreneceğim diyorum. Bizim köydeki derede öğrendim. Evet. Babamlar su sulamak için bent yaparlardı. Bentin arkasına su toplanırdı. Orada bir havuz oluşurdu. Orada yüzerdik. Ya bizim de çocukken 9 sene derisi bizim Elmacık'tan geçiyor mesela. Tertemiz, içinde dursunmaz. Biz içinde oynardık. Balık şimdi yakalardık kusura derisinde bizim köyden geçen. Balık yakalardık yani. Bunu. Şimdi kokuyor yani yanına varılmıyor. Su akmıyor. Kuru yani. Dereler. Çeşmeler kuru, dereler kuru. Çaylar, akan çaylarda su değil. İçinde kimyasal akıyor. Bütün bunlar maalesef yeni dönemde ele almamız gereken. Mecburuz bunları yapmaya. Yani bunları yapmazsak yaşamımızı devam ettiremeyeceğiz. Öyle. Bu yeni kent dediğimiz hadisede özellikle bir de dikey olmamalı. Yatay. Yani. Olabildiğince yani rentable kullanılması gerekiyor. Bir de bizim şu milletin devasa ev talebi var ya da böyle bir özentisi var. Yani bu konuda da biraz vicdanlı olmak. Minimal gerekiyor. Yaşam deniyor. Yani. Minimal de hani ortası bulunsun. Yani. Yani bizim kendi durduğum ev bile muhtemelen sizinki de öyledir. Yani inanılmaz derecede kullanılmayan alanları var. Öyle. Hem daha çok
içine malzeme almak durumunda kalıyoruz. Hı. Daha çok ısınma maliyeti oluyor değil mi? Ya ben şimdi mesela oturma odasıyla salonun arasındaki duvarı yıktım. Yaklaşık 40 metrekarelik bir alan oluşturdum. Yani geniş ev. Hani öyle bir hani ev kullanılmıyor. Öbür türlü mesela salonu yapıyorsunuz. Yılda 3-4 misafir geliyor. Onun haline mesela 360 gün kullanmıyorsunuz mesela. Bizi de öyle. Yani şimdi salonu çok kullanmıyoruz. Ha, şimdi ben onu birleştiriyorum mesela şimdi. Yani 365 gün kullanmak istiyorum evi. Evet yani bu büyük olsun, daha büyük olsun anlayışı maalesef biraz düzeltmemiz gereken bir alışkanlık diye düşünüyorum. Burada dikey şehir olmamalı. Dediğiniz gibi irtifaları olabildiğince o ambiyansa uygun olmalı. Toprakla, doğayla uyumlu bir şehir olmalı. Sosyal imkanları baştan kurgulanmış, okul, ibadethane, park alanları, biraz önce bahsettiğim o büyük park alanı, o alanın içerisinde yürüyüş yollarıyla, yollarıyla bir defa şu yürüme alışkanlığını bize kazandıracak bir şehir olmalı. Hareket ettirmeli bize şehir. Şimdi diyorum ki hadi bir yere yürüyerek gideyim. Can güvenliğim konusu söz konusu olabiliyor. Çünkü kaldırımda araba oluyor, yola inmek zorunda kalıyorsun. O zaman trafikle, yani araç trafiğiyle karşı karşıya kalıyorsun. Buradan bir eleştiri, trafik dediğimizde Türkiye'de egemenlik araç sahiplerinin oluyor. Oysa ki modern dünyada egemenlik yayaların olur. Ya da söz hakkı, ilk söz hakkı yayaların olur. Maalesef yaya kültürü bizim toplumumuzda biraz geliştirilmesi gereken bir kültür gibi duruyor. İşte bütün bu sosyal yönleriyle, eğitim kurumlarıyla, yaşam alanlarıyla, ulaşım imkanlarıyla, yani gürültüye boğulmuş bir şehir olmamalı. Havası kirlenmiş bir şehir olmamalı. Caddeleri araca teslim edilmiş otoparkları olmayan bir şehir olmamalı. Bütün bunlar baştan kurulmalı. Ya siz mesela hani atıyorum şu an belediye 600 araç otopark alanı yapılacak. Kent park alanına. Ya siz bunu 600 değil 1000 yapsanız o da doluyor. Yani bir sürekli hani otopark yapmak da çözüm değil. Aslında bu hani, aracı olan ihtiyacı azaltıp değil mi? Ya da yürüyüş yolları gibi alternatif ya da çocuklar kullanıyor. Yurt dışında gördüm. Artık onu bireyler de kullanmaya başladılar. Scooter'lar. Evet, tamam. Yani isim artık scooter olur. Başka bir şey olur yarın ileride. Ya elektrikli bisiklet olabilir. Alternatif şehir içi kullanımına uygun. Trafiği rahatlatacak yürüyüş dışında alternatif bir araç da kullanılabilir. Bunların hepsi kurgulanarak. Yani bir de ortak akıl. Yani benim en çok vurgulamak istediğim şey odur. Yani şehri yönetenler mutlaka o şehirdeki tüm paydaşlarla görüş alışverişi yapmalı. Bu hani akıllı insan aklını kullanan insandır. Daha da akıllı insan başkalarının aklından da istifade eder. Hocam mesela ya, bu bölge mesela TOKİ'nin mimarları mesela tasarlamış. Ya muhtemelen çoğu uşağı bile gelmedi. Hani uşağı bilmeden tasarladılar. Muhtemelen Kent Park bölgesinde mesela öyle olacak. Ya uşak da çocukluğu geçmiş. Hani çocuk hatıraları olan insanların mesela aslında şehri tasarlayıp ortak akıllı katkıda bulmaları gerekiyor. Bu önemli. Gerekiyor. Tabii ki. Yani. Hani hemen yapıp uygulamak yerine biraz önce bahsettiniz ya işte şeyde okulların yıkıldığı sahada adı Millet Bahçesi'dir ya da Kent Bahçesi'dir. Neyse orada ne olacağını bilmiyoruz. Evet. Yani mesela bence açıklayın da bilelim. Tabii ki yani. Bize görselleri koyun. Deyin ki bu olacak. Şehir bunu bir kendi değerlendirsin. Basın değerlendirsin. Ben mesela belediye başkanımda şöyle bir teklifte bulundum. Ya mesela o bölgede ya 1000 metrekarelik bir alan ayrılsın. Minyatür var ya mesela İstanbul'da. Aynı tarzda Uşak Lisesi, Besim Atalay, Kız Mezlek, Endüstri Mezlek binalarına yapılsın mesela minyatür gibi. En azından hani siz yarın çocuğunuza gittiğinizde ya kızım oğlum ben şu okuldan mezun oldum diyebileceğiniz orada minyatür gibi ufacık bir şey de olsa mesela maketi hoş olur değil mi yani sizce de? Evet. Yeni kente tekrar döndüğümüzde bu tartışmaların tamamı o yeni kenti yaparken artık geride bırakılmalı. Orası ortak akılla Uşaklı'nın ekseriyetinde abi %100 herkes belki aynı fikirde olmayabilir ama ekseriyetinin ya iyi ki böyle bir yer oldu da nefes aldık işte eskiden yapılan hatalar burada olmamış. Ya tamam. Ya, mutlaka eleştirilecek. Ya şey de olabilir mesela minimum. Yani yer altında mesela alternatif mesela hatlar geçecek şekilde boş şeyler olabilir. Mesela şimdi mutlaka toplu taşıma. Bu da tren yoluyla olmalı. Geleceğin toplu taşıma vasıtası bence raylı sistem olmalı. Evet. Yani metro diyeceğim ama şehrimiz o derece hafif raylı değil mi? Değil. En azından yerüstü raylı sistem, hafif raylı olabilir işte tramvay tarzı yapılan yatırımlar olabilir. Uzmanlarıyla görüşerekten eski şehirle yeni şehri mutlaka raylı sistem ve karayoluyla bağlayan
bir yapıda bizim Uşak'ın kurtuluşu olur ya da Uşak'ımıza nefes aldırır. Kurtuluşu demeyeyim de nefes aldıracak önemli bir vizyon olur. Ben de bu vesileyle bunu Uşaklı'yla paylaşmış olayım. Ucuz bir konut olur. Gelir dağılımını işte gelir dağılımında yani desteklenmesi gereken grubu hala mağdur edip hala işte gelir dağılımında üst gelir grubuna ait olanlara aktarma. Bir yerde olması orası. Orada da bir adaleti dengeyi sağlamak gerekiyor. Yani her bütçesinin bütçe dağılımında her bütçeye uygun maliyetle üretilmiş, işte bunun sosyal donatıları yapılmış, hesabı yapılmış. Onlara da o fırsatı, o sosyal yaşamı, çevre iklimini, park yaşam alanlarını, okul imkanlarını, ibadet imkanlarını, yani o şehri oluşturan her türlü yapıyı orada onlara da sağlayacak bir kurguyla yapılması gerekiyor. Hocam bizim mesela geçmişte mesela bu tür yerler var mesela. 105 evler vardı mesela önceden. Yani tek kat evler çok hoştu mesela. Hani bahçeli falan. Betona çevirdik. Ha, tabii. Yemekten. Çok hoştu. Yani. Mesela örnek evler var mesela. Ya o da mesela muhtemelen dar bütçeli insanlar için yapılmış mesela. Hani küçük ama mesela. Hani şirin evlerinde de vardı benzer mahalleler. Hatırlar mısınız? Yani işte geçmiş aslında bunlar yapılmış ama biz onları hepsini yıkıyoruz. Muhtemelen sigorta evler yıkılıyor şu anda. Örnek evler de muhtemelen yakın tarihte yıkıldı. Çünkü alan değerlendi orası. Orayı da mesela yıkıp yeniden büyük binalar yapılır. İşte bunu onları öngörmüşler mesela aslında geçmişte. Biz onu şey yapamamışız, devam ettirememişiz. O öngörüyü devam ettirememişiz. İnşallah hani sizin bu yeni kent düşüncenizde bu öngörü devam ettirilir. Bunu etmek zorundayız. Yani mecburuz zaten. Koşullar, merak etmeyin. Mevcut koşullar, mevcut durumu, mevcut koşullarda mevcut durumu yaşatmak artık mümkün değil. Su istihdamı bakımından mümkün değil. İnsan psikolojisi bakımından mümkün değil. Şehir yönetimi açısından bence mümkün değil. Birçok açıdan artık bu gelenekleri, eski yapıyı değiştirmek durumundayız. Modern dünya bunu yapıyor. Bakın işte Almanya'ya yakın zamanda giden varsa görür. Yani elektrikle, her şey elektrikle hale dönüştürülecek. İnanılmaz derecede elektrikle uyumlu bir yaşam kurgulamış Almanya. Kömür tüketerek ısınmayı, elektrik üretmeyi ya da kömürün varlığını yavaş yavaş hayattan çıkartıyor. Petrol türevlerini yavaş yavaş hayattan çıkartıyor. Yani öyle bir hale geldi ki plastiksiz bir yaşam talep ediyor Almanya. Yani bunu Almanya görmüyor mu? Almanya bu mevcut durumu değiştirmeden yaşanacağını bilse neden? Yani tabii ki bunda artı bir maliyet yani sonuçta. Yani, bu arada bu yeni kent enerjisini kendi üreten bir kent olmalı. Bakın Uşak ya da Türkiye. Güneşli gün sayısı ne kadar fazla? Yani 12 ayın 9 ayı maksimum güneşlenme alamıyor muyuz? Belki daha fazla. Daha da fazla belki. Ben en azından düşündüm. Düşünebiliyor musunuz? Artık bugün güneş enerjisi ile elektrik üretmek bizim için çok kolay bir şey. Görüyorum her yerde tarlalara yapılmış. Asla tarlalara izin verilmemeli. Tarım alanlarını onlar da olumsuz etkiliyorlar. Hayır. Çatı ya da tarım vasfı düşük alanlar. Mesela bizim burası tüm şeyler boş. Mesela buranın tüm tavanlarında güneş enerjisi yap. Sadece tavanları değil, duvarlarına da yapmış Almanya'da. Ki Almanya'nın güneşli gün sayısı nedir? Çok azdır yani. Yani Almanya yapabiliyor bunu. Biz... Ve rüzgar enerjisi de elde etmiş. Türkiye güneşli gün sayısı bakımından kıyas kabul etmez Almanya'yla. Ne gerekiyor? İşte bir irade gerekiyor. Herhalde bir yatırım gerekiyor. Zaman içerisinde bu gerçekleşti. Yeni kent enerjisini kendi üretmeli. Yani kendi yetebilmeli yani. Tabii ki. Isınma enerjisini bile kendi üretmeli. Yani oraya doğalgaza bile ihtiyaç olmamalı. Mesela bazen doğalgaz temiz enerji falan diyorlar ya. Hani zaman gelecek o bile pahalı bir yatırım haline gelecek. Ya. Çünkü bizim elimizde güneş gibi. Tabii. Bugünün koşullarında belki bu ya hayal görüyor. Hoca oraya çıktı, Barış Hoca işte aşırı bir çevreci refleksi veriyor gibi düşünülebilir. Ama bunlar kısa vade sonra bize zaruri olarak Geleceği öngörebilmek önemli. Yani aynen. Bir 5-10 yıl değil de belki 50 yıl sonrasını. Ben 50 yıl süreceğini düşünmüyorum. Sürmez ama hani. Göreceksiniz 15 yıl sonra farklı şeyler konuşacağız. Ya, tabii ki mutlaka. 15 yıl sonra dijital bir devir gelecek. Yani insan faktörünün şöyle söyleyeyim cümleyi daha doğru kurgulayayım. Hiçbir işe yaramayan insanların ikinci planda, üçüncü planda olduğu bir yaşam önümüze çıkacak. Mutlaka niteliği olan insan yaşamda görünürlüğünü arttıracak. İnsanlara katkısı olan, vasıflı. Evet.
Yani mutlaka bir el becerisi olması gerekiyor ya da teknolojik bir becerisi olması gerekiyor ya da hayata bir şey katması gerekiyor. Tabii ki insanlığa bir şeyler katacak. Doğayla uyumlu değilsin. Bilişim alanıyla uyumlu değilsin. El becerin yok. Yani hem kel hem odul şey derler ya. Hiçbir işe yaramayan yani, insan. Yani. Bu artacak gibi duruyor. Çünkü teknoloji, akıllı yazılım, bu yapay zeka dedikleri hadise, bunun biraz da bu boyutu var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hocam bir de sizin temanın eğitim programları var. Muhtemelen anaokuldan başlıyor. Hayat boyu devam eden bir eğitim programları var. Bununla ilgili neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Tema, rahmetli Hayrettin Karaca, insanlığın kurtuluş hareketi derdi. İnsanlığın kurtuluş hareketi doğayla uyumlu bir ekolojik okuryazar diyorlar ya. Evet. Şimdi, doğayla uyumlu bir insan yetiştirmemiz gerekiyor. Yani doğayla savaşmayan, yani doğanın kendi kurallarına uygun bir şekilde yaşayan. Doğayı terk etmemiz gerekiyor. Kaynak kavramını kabul etmiyoruz. Varlık kavramını kabul ediyoruz. Su bir varlıktır, kaynak değildir. Hava bir varlıktır, kaynak değildir. Toprak bir varlıktır, kaynak değildir. Onların yaşamına izin vermezsen aslında farkında olmadan kendini yani yok edersin. Bu bilinci nasıl kazandırabiliriz? Şimdi bakın, orta yaşlı bir vatandaş ya da orta yaşın üstü bir vatandaş. Davranış değişikliği oluşturabilir mi? Oluşturabilir. Ama masraflıdır. Sabır gerektirir. Tabii. Uzun süreye eğitim gerektirir. Bir sürü cezai müeyyide uygulayacaksın. Yani, eğitimler falan böyle hani. Olur mu? Olur. Yaşam boyu eğitim mutlaka eğitimcilerin de söylediği bir eğitim tarzı. Ama masraflıdır. Sabır ister. Evet. Uzun vade gerektirir. Ve her zaman da başarıya ulaşmayabilir. Ama henüz öğrenme çağın başında ya da öğrenme döneminde bu idrakla yetişmiş bir çocuğun okul çağı sonraki hayatını hayal edebiliyor musunuz? Ya, mutlaka. Masraf etmene gerek yok. Ya tabii ki. O zaten o bilinci almış, davranış haline getirmiş. Bunu yapmadığı takdirde kendisine bunun yaşamsal müeyyidesi olacağını idrak etmiş ve öyle yaşıyor. Ya bunu ya çoluklu da anne babasını da uyarıyoruz çocuklar mesela. Hani. Düşünsenize belediyecilik hizmetleri bakımından düşünün. Çevreye uyan bir halkınız var. Yani çöpü çöp sepetine atıyor. Suyu idareli kullanıyor. Elektriği ihtiyacı kadar. Rahmetli Hayrettin Bey der ki, param var ama hakkım yok. Parası var ama biliyor ki ben bunu harcarsam ülkenin geleceğinden, insanın geleceğinden, canlıların geleceğinden hakkım olmayanı alacağım. Dolayısıyla ben hakkım olmayana el uzatmayayım. Bu idrakla yetişmiş bir toplumu düşünsenize. Yani. Tarımı yaşatır, toprağa saygı duyar, havayı kendisi için ve insanlık ve canlılar için temiz tutmaya çalışır. Mükemmel bir toplum olur. Suç oranından varıncaya kadar. Yani bugün canlıya saygısı olanın diğer yaşamsal konularda da algısının oluştuğunu gözlemlemek güç değil. Öyle, değil mi? Öyle. Zaten buradan hareketle Tema Vakfı da demiş ki ağaç yaşken eğilir. Biz ne yapalım? Henüz daha ağaç büyük bir çınara dönüşmeden fide halindeyken biz bu bilinci devletimizin yetkili birimleriyle el ele verelim ve bunu gerçekleştirelim. Bu bakımdan Tema Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı müştereken protokol imzalıyorlar 3'er yıllık süreler içerisinde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla uyumlu eğitim programları kurguluyorlar. Nedir bunlar? Minik Tema, okul öncesi çağı. Yavru Tema, Minik Tema, Yavru Tema birinci sınıftan itibaren. Ortaokul Tema, ortaokul çağı ve lise Tema. Liste. Ve üniversitede genç temalar. Bunlar kimisi 50 haftalık, kimisi 70 haftalık, kimisi 40 haftalık eğitim programları kendi Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatında olan programlarla uyumlu. O müfredatı uygulayan öğretmenin uyguladığı çevre eğitim programlarına tabi tutuluyorlar. Bunun programlarının geliştirilmesinden tutun da öğretim materyallerine, destekleyici görsellere ve diğer materyallere ve teşvik edici ödüllere varıncaya kadar bütün masraflarını vakıf karşılıyor. Bizim vakfımız karşılıyor. Buradan şunu söyleyeyim. Peki vakıf bu kaynağı nereden buluyor? Vakıf da değerli bağışçılarımızdan, gönüllülerimizden bunu sağlıyor. İnanılmaz kıvançlıyız. İnanılmaz derecede bu anlamda gurur duyuyoruz. 1 milyona yakın üyemiz oldu. Bu anlamda Türkiye'nin üye sayısı bakımından belki de en büyük sivil toplum örgütüyüz. 81 ilde il temsilciliğiyle temsil ediliyoruz. 400'e yakın ilçede, sayısız mahallede, 160 devlet üniversitesinde
genç temalarımızla temsil ediliyoruz. Çok büyük bir aileyiz. Ya tabii ki hocam. Ama yetiyor mu? Hayır. Ya. Biz istiyoruz ki biz bugün kaç? 85 milyon muyuz? Evet. 85 milyon üyemiz olsun. 85 milyon aktif üyemiz olsun. Ve bu 85 milyon aktif üyemizle bu çevre programlarını yapalım, savunuculuk faaliyetlerini yapalım, yaşamı bu çerçevede kurgulayalım ve istiyoruz ki doğayla uyumlu, doğanın biraz önce de bahsettiğiniz düşmanı değil, rakibi değil, arkadaşı, onunla beraber yaşayan, onun yaşayan, o varlıkların yaşadığı an kendisinin de var olabileceğini, yaşayabileceğini idrak etmiş bireyler olsun istiyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımıza devam ediyor. Uşaklı hemşehrilerimi de vakfımızın çalışmalarına davet etmiş olayım bu vesileyle. İnşallah. Gönüllü olmaya davet edeyim. Ağaçlandırma çalışmalarında, savunuculuk faaliyetlerinde, farkındalık çalışmalarında lütfen bizim yanımızda olsunlar. Bu 85 milyonu kısa bir süre sonra bütün dünyanın da bu ekleme dahil olmasıyla birlikte, bu çembere dahil olmasıyla birlikte daha da büyük bir aile grubuna çevirmemiz gerekiyor. Çünkü dünya bizim evimiz. Tabii ki. Yani, ve günden günden küçülüyor deniyor. Dünya küçülüyor. Başka bir dünya. Bilmiyorum var mı yok mu? Şimdi ben anlamıyorum. Mars'ta uzay su arıyoruz. Şurada şunu yapıyoruz. Burada bunu yapıyoruz. Ya burada var. Yani onun kıymetini bil yani. Ya bunu bir yaşatalım. Doğru mu? Tabii ki. Elindeki... Oralara da araştırılsın. Yani oralara da gidilsin. Oralarla ilgili de çalışmalar desteklensin. Amenna. Bir şey demiyoruz. Yapılsın. Ama elimizdekinin kıymetini bir bilelim. İşte dereler kimyasal madde akıyor. İnanılmaz bir şekilde temiz dere kalmadı. Var mı Uşak'ın etrafında işte birkaç banazın, banaz çayının birkaç bölgesi temiz mesela akıyor. Mesela Afgan'ın herhangi bir tıkısı temiz Afgan bölgesi. 9 sene yıllardır kirli. Su akmıyor. Akıyor ama işte yani çok kirli bir su akıyor. Akmıyor. O başka bir şey. Yani kimyasal bir madde atıyor, akıyor. Benim gördüğüm kadarıyla her... Ya bizim yani tarlamız var, koku, yani ağır bir koku var. İşte Gediz Çayı'nın durumunu, çayının durumunu, evet. Gediz Nehri'nin durumunu biliyorsunuz. Yani bu derelerimiz maalesef durumu pek iç acı değil. Bu arada bu evsel atık meselelerini dönüşüme kazandırabilecek, dönüşüme tekrar kullanılabilecek teknolojik altyapılarını hızla arttırmak gerekiyor. Belki biraz önce Yenikent dediğimiz o bölgede bunu da yapmak gerekiyor. Belki değil, mutlaka yapmak gerekiyor. Yani atığı olmayan bir kent düşünün. Tabii muazzam bir kurgu. Yani dönüştürüp farklı bir anda kullanma. Bu bardağı o kente soktun. Bu bardak çöpe gitmeyecek. O bardak mutlaka bir şekilde üretimle yani tekrar oraya ihtiyaç olan bir şeye dönüşecek. Atığı olmayan kent. Aslında bizim geri dönüşüm şehriyiz artık. Biz Uşak olarak geri dönüşüm şehriyiz. Kent olarak yaşatacağız. Efendim bir ceket aldın, kullandın, ahdine ihtiyacın yok. Hayır, o ceket sana çorap olarak geri dönecek. Ya da evinin boyası olarak geri dönecek. Ya da başka bir materyalin ham maddesi olarak. Lütfen Uşaklı bunu yabana atmasın. Atığı olmayan, çöpü olmayan bir kent hayal etsin. Aslında hani tek dönüştürülemeyen herhalde beton. Beton haricinde aslında her şey dönüştürülebiliyor. Betonu da minimum kullanacaksın. Yani işte beton azaltırsak, mesela ahşabı dönüştürüyorsun bir şekilde, metal dönüştürüyorsun. Beton materyallerinde o anlamda değiştirilebilir, dönüştürülebilir tercih edilir. Mesela ahşabı en kötü ihtimalle yakıyorsun, yine bir hani kullanıyorsun ama betonu kullanamıyorsun. Beton bir defa kullanılıyor, ikinci bir kullanış yok. Betonu, asfaltı az, mutlaka alternatif olmadığı için onu yapmak gerekiyor. Ama onun haricinde yaşam koşulları muazzam, atığı olmayan, havası, suyu, sosyal alanları muazzam bir kent. Bu örnek Uşak'ta olabilir. Uşak ilkler şehri. Bu anlamda da tarihe adına yakışır bir hizmeti. Ya işte şey denebilir, buna yani tam bir dönüşüm şehri de denebilir. Evet. Hani her şeyle. Her anlamda. Yani suyu dönüştürülmüş ya da yağmurla, çatı hasadıyla, yol hasadıyla oluşturulmuş bir şehir. Atıkları kompost malzeme yapılmış. Düşünsenize evsel atıkların bir kısmı da hani değiştirilemez, dönüştürmez olanları da kompost yaptık ve gübre yaptık. Öyle. Ve istihdam oluşturduk. Yani kendi kendini çarkını döndüren, istihdamını yaratan, elektriğini üreten, efendim insanını mutlu eden, stresini alan, ya iyi ki akşam oldu da eve geldim, şurada iki dakika huzurlu bir vakit geçirdim diyen denilebilecek bir kent. Ya konser alanlarıyla insanların ihtiyacı olan sosyalleşme imkanını sağlayan, efendim bunun yanında içerisinde
kütüphanesini barındıran, içinde alışveriş imkanlarını barındıran, organik tarım ürünlerinin pazarlandığı pazarını barındıran muazzam bir kent, muazzam bir iklim. Hocam benim sorularım gelmedi bunlardı. Yani sizin son olarak eklemek istediğiniz neler var? Ben öncelikle teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Bizim gelecekte yapmamız gereken, bir uzun uzun anlattığımız hadiseler için ne gerekiyor? Bir defa yapmak istemek önemli. Tabii ki. Yani bir şey istemeden olmaz. Yani dertlenmek gerekiyor. Dertlenmek gerekiyor. Harika söylediniz. Hı. Zaten sivil toplum içinde bulunanlar dertli insanlardır. Evet. Dertlenir onlar. Kimisi kuşu böceği dertlenir, kimisi işte ağacı dertlenir, kimisi bir binayı dertlenir, kimisinin derdi başkadır, kimisi kadını dertlenir, kimisi çocuktur, engelliler, hani gençler, hani böyle şehit yakınlarıdır. Yani hayatın neresinde duyarlı bir insan varsa bir konuya, o dertli bir insandır. Onlar ayrı ayrı insanlardır. Hayrettin Bey öyle söylerdi. Hep bu vesileyle Hayrettin Bey'i yad ediyorum çünkü gerçekten harika bir insan. Hayrettin Bey'in adı da şu şehirde yaşamayı hak ediyor. Yani Eşme'de bir sokakta adını yaşatabildik. Cuma günü onun açılışını yaptık. Buradan lütfen yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Hayrettin Bey'in ismiyle bu çevre duyarlılığı, bu doğayla birlikte yaşam özlemi bir parkımızda, bir sokağımızda yaşasın. Bu vesileyle yetkililere de bu konuda da bir mesaj vermiş olalım. Sivil toplumun içindeki dertli insanlar bunu isterse, bu anlattığımız bütün bu bugün için belki ütopya olan ama gelecekte mutlaka olacağını yaşayarak göreceğimiz güzel projeler hayata geçer diye düşünüyorum. Bunun için istememiz gerekiyor. Umutsuzluk mu? Asla. Ben umudu asla kaybetmemek gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederken benim de bir özlemim olan Cahit Sıtkı'nın Memleket İsterim şiirinde konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun, kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun, memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Hocam dinize sağlık. Teşekkür ederim. Davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün de bir şey konuşmaların sonuna geldik. Ya, ufuk açıcı bir sohbet oldu. Yani yeni tespitlerin yapıldığı, yani şehir için dertlendiğini gördük hocamızın. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.